Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki tane dikdörtgen parçadan oluşan, yanları dikişsiz bir şu şekilde bir kurdale kullanarak orada bir fiyonk oluşturacağım. Dilerseniz siz o kısmı ipinizle de yapabilirsiniz, bağcık kısmını. Bu sene çok moda olan bu süveterler. Sadece omuzlarında dikiş var, yanlarında hiçbir şekilde dikiş yok. İster böyle bir kurdale, isterseniz de kendi ipiyle yapacağınız bir bağcıkla şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi ben bu parçalarımı daha önceden sizler için hazırladım. Bu yaklaşık bir 42 beden için uygun arkadaşlar. Şu kendi vücudunuzun ölçüsünde çalışabilirsiniz. Bunun boy uzunluğu bitmiş hali, kayık yakaya çalışacağım ben bu süveteri. Şöyle arkadaşlar, etek ucuna kadar 57 santim. Buradaki kayık yaka için arkaya 3 diş haroşa çalıştım. Yanlarda içe kıvrılmaması için yine 5 ilmek haroşa çalıştık. Daha az da yapabilirsiniz. Bu arka kısmını da kayık yakaya gelmeden önce şu şekilde arkadaşlar, ben 52 santim ördüm, yani şu kayık yakaya gelmeden önce bıraktım. Şöyle göstereyim size, çünkü burada dönüşler yapacağız arkadaşlar. Süveterimi şöyle yaka kısmını beraber çalışacağız zaten. Şu ölçüleri veriyorum. Buradaki ilmek sayımız 80. 80 ilmek başladık ve 5 numara şiş kullandım. 5 numara şiş ve şöyle orta kalınlıkta ip kullandık arkadaşlar. İpimin kalınlığı da yani ben genelde kiloluk iplerle çalışıyorum, bu iki kat. Tek katının kalınlığı yaklaşık Nako'nun bu ince yapılı bir yünü var, ona benziyor. İki kat halinde Elite Baby, Nako Elite Baby kalınlığında, öyle söyleyeyim. O şekilde siz de kendiniz ilmeklerini ayarlayabilirsiniz. Biz 80 ilmek başladık. 80 ilmek başladık. Hiçbir şekilde kesimler yok. Düpdüz çıkıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Arka kısmı şöyle 3 diş haroşa yapıp burada şişimde ilmekleri bırakıyorum. Şimdi bu ön kısmında kayık yaka yapacağım için bu kısımda dönüşler uygulayacağım. Dönüşler uygulayabilmem için de şöyle arkadaşlar, şöyle geldiği zaman, yani bu haroşadan önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra öncesinde bu ön parçayı örmeyi bırakıyoruz ve yakanın dönüş işlemlerini beraber yapacağız şimdi sizinle. Bu arka kısım burada dursun. Şimdi yakanın dönüşlerini çalışalım. Arkadaşlar ilk önce buradaki ilmeklerimi tam ortaya geliyorum. Yani 80 ilmek başlamıştık. Şöyle 40 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar ilmeğimin tam ortasını buldum. Şimdi buraya kadar ilmeklerimi örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. İşaretlediğim yere kadar öreceğim. Şimdi arkadaşlar burada ortadaki ilmeğimden sonra burada ben ilmeklerimi ördüm. Şu ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, şöyle 4. 4 tane ilmeği örmeden bırakıyorum ve geriye dönüyorum. Burada kayık yaka için şöyle bir oval boyun mesafesini oluşturmamız gerekiyor. Bu ördüğüm ilmeğimi bu şişime aktarıyorum ve
Dönüşte burada bir delik oluşmaması için şöyle bu ilmekimi şöyle şu şekilde geriye ipimi çekiyorum ve burada çektiğim zaman iki tane ilmek oluşuyor. Şu şekilde geri kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar sıra başına kadar örüyoruz ve tekrar buraya kadar geliyoruz. Arkadaşlar sıra başına kadar ördüm, geri döndüm. Şimdi burada şu işaretimiz tam ortası. 4 tane ilmek bırakmıştım. Yine burada 4 tane ilmek bırakıyorum. Şöyle 1 2 4 tane bırakıyorum. Yine geri dönüyorum. 2 4 2 tane daha örüyorum. Ve geri dönüyorum. Döndüğüm zaman yine aynı şekilde bu ipimi şöyle sıkı cana geri çekiyorum. Şurada 2 ilmek oluşuyor. Şöyle ilk önce şu şişimi aktarayım ilmeğimi. Önce bu şişi aktarıyoruz. Şöyle sıkıca geri ipi çekiyoruz ve burada şu şekilde 2 tane ilmek oluşuyor. Ve tekrar örmeye devam ediyoruz. Yine sıra başına kadar örüp buraya geri geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıra başına kadar ördüm. Geri geldim. Yine burada 4 ilmek bırakıp geri döneceğim. Şöyle bu biraz önce geri çevirdiğim ilmek 2 ilmek oluyor. Bu dönüşleri yapabilmemiz için bu işlemi uygulamıştık arkadaşlar. Şöyle 2 4 tane ilmek örüyorum. Bırakıyorum ve geri dönüyorum. Burada kayık yakanın yani oyma mı diyeyim artık onu nasıl adlandırayım bu boynunuza çok yaklaşmaması için birazcık aşağıda kalması için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bu ördüğüm son ilmeği geri alıyorum. Yine ipimi şu şekilde geri aktarıyorum. Sıkı cana çekiyorum ve tekrar sıra başına kadar örüyorum arkadaşlar. Sıra başına kadar ördükten sonra karşı tarafa geçeceğiz bu defa. Şimdi siz sıra başına kadar örüp geri gelin. Arkadaşlar sıra başına kadar ördüm, geri geldim. Şimdi bu ortadaki ilmeğe kadar bu dönüş yaptığım ilmekleri örerek geliyorum ve aynı zamanda bunları şu şekilde bakın içinden geçerek örüyorum. Kısa satır dediğimiz teknik arkadaşlar. Bakın yandaki ilmeği de ördüğümde bakın burada hiçbir estetik bozukluk olmuyor. Şimdi bir defa daha gösteriyorum. Şöyle bunu iyice geriye alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde şu iki ilmek bakın şu görünen değil şu alt şu sıradaki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu şekilde tekrar yandaki ilmeğimi de örüyorum. Bakın gayet muntazam oldu. Bir defa daha yapıyoruz. Bebek hırkalarında kendimize çalıştığımız yakadan başlamalı hırkalarda da bu tekniği uyguluyoruz. Kısa satır tekniği arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. Orta noktama kadar geldim. Bakın şöyle örgümü şu diğer parçaya koyuyorum. Buradaki yüksekliği siz de fark edeceksiniz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir yuvarlak yaka açılmış gibi bir görüntü oluştu. Aynı zamanda bakın şuradaki mesafe ve buradaki mesafede bu lastik yaptığımız hizaya kadar geldi arkadaşlar bakın şu şekilde. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta da uygulayacağım. Daha sonra tekrardan bu haroşa kısmı da ördükten sonra omuzları tığ ile birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ortadaki
ilmeğimi yine örüyorum ve bu başa kadar, yani bu başa kadar gelip tekrardan geri döneceğim arkadaşlar. Siz de burayı örün, tersinden tekrar örerek geri gelin. Arkadaşlar tekrardan ördüm, geri geldim. Bakın şu ortadaki ilmeğim, yine bu ortadaki ilmeğimden sonra işaretimin olduğu yer 2 4 tane ilmek yine bırakıp geri dönüyoruz arkadaşlar. Yani 3 defa dönüş yaptık burada. Buradan da aynı şekilde 3 defa dönüş yapacağız. Şimdi bu ilmeğimi şişime alıyorum. Aynı şekilde bunu da arkadaşlar geriye alıyorum. İpimi geriye alıyorum. Şöyle önce öne alalım ipimizi. Şu şekilde. Sonra geri takıyoruz ve bunu da şu şekilde geriye alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu sondaki ilmeğimi arkadaşlar şöyle şu sondaki ilmeğimi geri şişime takıyorum ve şu şekilde ipimi geri alıyorum. Şöyle ipimi geri alıyorum, sıkıca çekiyorum. Şöyle arkadaşlar tekrar burayı sıra başına kadar örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar yine örüp geri geldim. Burada 4 ilmek bırakmıştım. Tekrar burada da 2 4 tane ilmek bırakıp geri döneceğim. İkinci dönüşümü yapmış olacağım arkadaşlar. Toplamda 3 tane dönüş yaptık. 2 4. Bir tane daha örüyorum. 3 tane dönüş yaptık toplamda. Şimdi bu ilmeğimi geri ipime şu şekilde takıyorum ve bu ipimi şu şekilde geri çekiyorum. Şu aşağıdaki ilmeği yukarıya çıkarmış oluyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın sıkıca çekiyoruz. Ve tekrar örgüye devam ediyorum. Şimdi tekrar sıra başına kadar örelim, geri gelelim. Arkadaşlar sıra başına kadar ördüm. Tekrar geri geldim. Burada 4, 4 ve 4 ilmek örerek geri dönüşler yapmıştım arkadaşlar. Şimdi son dönüşümü de yapıyorum. Ve tekrar örgümü şu şekilde arkadaşlar şurada ipinizi öne aldıktan sonra şöyle ilmeği biraz çekiyoruz şöyle geriye doğru şu şekilde ipi arkadan çekiyorum ve bunu şöyle 2 ilmek gibi görünüyor. Daha sonra devam ediyorum. Arka sırada tekrar dönüşlerimizin örülüşünü beraber çalışacağız. Arkadaşlar şimdi bu döndüğümüz ilmeğimize geldik. Bunu yine bakın şöyle 2 tane ilmek gibi gözüküyor. Şöyle batıyorum şuradan. Ve bunun ikisini şöyle beraber örüyorum. Tekrardan diğer ilmeğimi örüyorum. Şöyle ön yüzünü çevirdiğimizde bakın herhangi bir görüntü bozukluğu oluşmuyor. Arkadaşlar şimdi diğer dönüş yaptığımız yere geliyorum. Bunu ördüm. Şimdi yine bunu da aynı şöyle ikisini beraber örüyorum. Şu şekilde. Hemen yandakini de örüyorum. Ve şu şekilde gayet güzel oluyor. Tekrar bunları da örüyorum. Buradaki ilmeğimi örüyorum.
Yine örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde dönüşlerimizi ve kısa satırlarımızı yaptık. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın şu şekilde buralarda herhangi bir bozukluk oluşmadı. Aynı burada yaptığımız işlemleri burada da uyguladık. Şimdi bu sıra başına kadar gidiyoruz. Artık dönüşlerimiz bitti. Dönüş işlemleri. Sıra başına kadar örüyoruz. Bu haroşa sıralarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı bitirdikten sonra haroşa sıralarımızı da yapıyoruz ve omuz birleştirmede tekrardan beraber olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bakın. Dönüşlerimiz bitti ve kayık yakamızdaki şu oyuntu tamamlanmış oldu. Aynı bir yuvarlak yaka yaparmış gibi. Aynı bu teknikte yuvarlak yakalarınızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Burayı daha aşağıdan başlayarak aynı bu sistemde dönüşler yaparak yuvarlak yakada yapabilirsiniz. Buradaki ilmekleri de devam ettirerek yakanızı örebilirsiniz. Örgü tamamen tasarımla alakalıdır arkadaşlar. Sizin yeni yeni geliştireceğiniz uygulamalarla daha farklı şekillerde örgüler çalışabilirsiniz. Şimdi ben bu işlemi bitirdim. Buradaki haroşalarımı 3 diş yapıyorum ve tekrar beraber olacağız. Arkadaşlar 3 diş haroşamızı da yaptık. Bakın şöyle sizin de gördüğünüz gibi burada bir açıklık oluştu. Gayet güzel oldu. Ve bu dönüşler sayesinde de burada herhangi bir kötü görüntü oluşmadı arkadaşlar. Şimdi biz bu kayık yakamızı buraya montajını dikiş kullanmadan tığ yardımıyla yapacağız. Bunu yapabilmemiz için arkadaşlar ilk önce parçanın şu birinin bu ara kısmını kesmemiz gerekiyor. Ön veya arka fark etmiyor. Ben ilk önce bu ön parçayı bu aradaki ilmekleri kesiyorum. Daha sonra bu arka parçayla birleştireceğim. Bir de kayık yaparken size bir şey püf noktası söyleyeceğim. İlk önce ön parçayı bitirin arkadaşlar. Çünkü buradaki dönüşleri ayarlayamayabilirsiniz arka parçaya. İlk önce önü bitirdikten sonra arka parçayı da önün uzunluğuna göre daha kolay ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu örgümde kesme işlemlerimi yapacağım. İlk önce şu omuz kısmı için şuradaki ilmeklerimi örüyorum. Şöyle buradaki ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. 2, 4, 5, 6 haroşa ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi omuzda kaç ilmek olacağını birlikte ayarlayacağız. Eğer açık istiyorsanız yakanızı omuzda fazla ilmek bırakmayabilirsiniz. Yani şöyle koyduğunuz zaman yaka kısmını geniş istiyorsanız çok açık koymayın. Ben şuraya kadar örmeyi düşünüyorum. Buna göre kaç ilmek ördüğümüzü söylüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18 tane ilmek ördüm ben. Şimdi bu arada kalan ilmeklerimi kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde kesiyorum. Öbür tarafta da 18 ilmek kalana kadar bu aradaki ilmeklerimi keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum kesmeye. Öbür başa 18 ilmek kalana kadar siz de kesmeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar kesimimi yaptım. Şimdi buradaki geri kalan ilmeklerimi de başa kadar örüyorum ve arka parçaya birleştirmeyi birlikte yapacağız. Bu
bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet. Şimdi aynı dikiş yapar gibi arkadaşlar şöyle örgümüzü tutuyoruz. Şu şekilde. Bu omuzdaki ilmekleri karşılıklı birleştiriyorum. Arkadaşlar şöyle bunu daha önceki videolarımda da anlattım. Şöyle iki ilmeğimi alıyorum. Karşılıklı ilmeklerimi tığ yardımıyla birleştiriyorum. Omuzda dikiş olmadan daha güzel bir görüntü oluşuyor. Bunları isterseniz iğne ile de birleştirebilirsiniz. Ama bu teknik gerçekten kolay. Tek yapmanız gereken ilmekleri çok fazla burada geride kalan ilmeği sıkı tutmamanız, ayarlı bir şekilde onu tutmanız gerekiyor. 18 tane ilmeğimi bu şekilde birleştiriyorum. Böyle birleştirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi birlikte görelim omuzumuzu bakın şu şekilde birleşti. Şimdi bu aradaki ilmeklerimi de yine orada diğer başta 18 ilmek kalana kadar kesmeye devam ediyorum. Diğer omuz başında 18 ilmek kalana kadar keselim. Arkadaşlar burayı da kestim. Şimdi buradaki ilmekleri de karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi şurada bir kopukluk olmaması için bu ilmeğimi bunun üzerine atıyorum. Şöyle karşılıklı tutuyoruz. Bunu ve attığım ilmekle beraber yani şu ilmekle beraber bu ilmeğimi beraber alıyorum. Tekrar yine devam ediyoruz. Karşılıklı ilmeklerimizi kesip geliyoruz. Şimdi buradaki 18 tane ilmeği de bu şekilde kesin arkadaşlar. Sonra tekrar beraber olalım. Arkadaşlar kesimlerimizi yaptık. Şimdi iyi tarafına geliyorum. Şu şekilde bakın. Yakamız birleşmiş oldu. Kayık yakamız bitti. Arkadaşlar bu süveteri kendi üzerinizde veya yaptığınız kişinin üzerinde yandaki kurdelalarını ona göre yerleştirebilirsiniz. Bu yana. Ben şu şekilde kurdale dikerek buraya şöyle şöyle kurdale yapacağım arkadaşlar şöyle şu şekilde ve buranın tam karşısına da getirerek burada bunu şöyle bağlamayı düşünüyorum ama bu kurdale buna uygun olmadığı için şu anda montajını yapmayacağım. Siz buraya kurdale den başka kendi ipiyle de bağcık yaparak
kullanabilirsiniz. Benim şu anda kurdalemin rengi uyumlu olmadığı için montajını yapamıyorum ve üzerinize giyip nerede bağlamak istiyorsanız ona göre yapın arkadaşlar. Şimdilik bu kayık yaka süveter yapılışını burada sonlandırıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah işinize yaramıştır. Bir de diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İsteklerinizin doğrultusunda yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.